Topografya diğer ismiyle ölçme bilgisi vize filan soru çözümü ikinci videomuz relatif diğer ismiyle bağlata sorusudur. Bu soruyu baştan sona dinlediğiniz takdirde bu konuyla ilgili bir sıkıntınız kalmayacak. Başlayalım diyor ki uzunluğu 10 kez ölçülen şurada görüyoruz 10 kez ölçüldüğünü ve uzunluğu 10 kez ölçülen aşağıdaki ölçü değerleri kullanılan uzunluğun karesel ortalamasını muhtemel hatasını relatif hatasını bulalım diyor. Muhtemel hata dediği e, hesaplanabilmesi için bu hatanın mutlak değerlerine göre sıralıyoruz. Ve hata sayısı tekse onun ortadakini hata sayısı çiftse orta durumda olan iki değerin ortalamasını alıyorduk. Muhtem muhtemel hata buydu. Yani şöyle üç tane sayım olsun şöyle dört tane sayım olsun. Muhtemel hatası bunun ortadakidir. Çift tek sayı olduğu için çift sayıda dört tane de ortadaki iki sayının ortalamasıdır. Şimdi burayı silelim ve devam edelim. Relatif hatayı bulabilmek için karesel ortalamayı, karesel ortalamayı bulabilmek için ise kesin değeri bulmamız lazımdı. O yüzden kesin değer, kesin değerlerle başlayalım. Kesin değer x ile gösterilir. L1, L2, L3. Nereye kadar? Sonuna kadar. Burada son L10 olduğu için L10'a kadar yapıyorum. Ve terim sayısı 10 tane değer olduğu için 10 ile gösterdim. Gerekli hesaplamaları yaptım takdirde x'in, x, x değerinin 180, 180, Nokta .59 metre olduğunu buluyorum. Şimdi dikkat edersiniz, x'i buldum. X'e biz şöyle bir kesin değerde yazalım. X'i bulduktan sonra yapacağım şey karesel ortalamayı bulmaktır. Karesel ortalama ise M ile gösteriliyor. Ve formülü şu. M artı veya eksi fark etmez. Şöyle bir VV sembolüyle gösterilir n 1. Bu VV'ye birazdan geleceğim. Ama bu ne diyebilirsiniz? Belki şöyle de görmüş olabilirsiniz bunu. Epsilon, epsilon olarak da görmüş olabilirsiniz. Değişen bir şey yoktur. Soru aynı şekilde çözülür. İkisi aynı şeydir kısacası. Şimdi bu V ve birazcık anlatacağız. Ama önce ondan önce bir V'yi bulalım. V değişken atıyorum i. i değişkenim var. 1 olacak, 2 olacak, 3 olacak, 4 olacak. L i diyorum. i aynı şekilde bir değişken. 1 olacak, 2 olacak. Eksi x. Şimdi formül bu. Bu ne demek? Burada bana V'yi buldur diyor. E bul, bulalım. L180.57 Mesela L1 o. O zaman V1'e bakıyorum. L1 eksi x değil mi? Evet. Aşağı iniyorum birazcık. Şimdi haliyle V1'im eşittir. 180.57 180.57 eksi 180.59 180. 57. 180. 57 180. Nokta .59. Buradan ne gelir? Eksi 2 santim gelir. Yani v birimiz eksi 2 santim. Şimdi normalde hepsini tek 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 hesaplamamız gerekiyor ama video uzuyor, video uzamasın diye ben şuraya güzelce yazmak istiyorum. V birim eksi 2 santim, v iki 3 santim, v üçüm 4 santim, v dördüm eksi 4 santim, v 5im eksi 3 santim v6 3 santim v7 2 santim eksi 2 santim v8 2 santim v9 eksi 2 santim ve v10 da eksi 4 santim olarak bulunmuş. Bunları hesaplamasını yaptığınızda siz de bu değerleri bulursunuz. O yüzden video uzamasın diye dediğim gibi yapmadım. Şimdi ne demiştik? Relatif hatayı bulabilmek için karesel ortalama hatayı bulmam gerekiyor. Karesel ortalama hatayı da biraz önce bulmuştuk. Şöyle formülünü göstermiştik. Şimdi burada benim ne bulmam gerekiyor? VV'yi bulmam lazım. VV'yi bulmadan önce bir de V'yi bulalım. Şöyle V. Hatta şöyle karışmasın. Birazcık da küçültüyorum. Şurada bir V'yi bulayım. V bunların cebirsel toplamıdır. Hesaplarsanız sıfırı bulursunuz. V V nedir biliyor musunuz? V V bunların hepsinin karesini alırsınız. Mesela bunun karesi 4. Bunun karesi 9. Tamam mı? Bunun karesi 16. Tek 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 alıp topladığınızdaki çıkan değerdir. Burada 96 çıkmış. O yüzden 96 yazıyorum. Karesel ortalama hatada şimdi VV'yi bulduğumuza göre şu formül bakın şu formülü Geliyorum. Şöyle taşıyorum. Ve diyorum ki o zaman böyleyse m artı eksi 96 bölü n ne, neydi? E, terim sayısı 10. 10 eksi 1'den. Burada karesel ortalama tam m artı eksi 3.3 santimetre. Dikkat edelim. Santimetre çıktı. Çok güzel. Şimdi ben neleri buldum? Şu an kesin değerimi buldum ve karesel ortalamayı buldum. Bizden karesel ortalamayı bulmamızı istiyorduk, bulduk. Şimdi karesel ortalamayı bulduğumuza göre relatif hatayı bulabiliriz. Relatif hata demek şöyle relatif hata yazıyorum. Relatif hata m bölü x'tir. Burada m neydi? Karesel ortalama hataydı. Yani 3.3 santim. x neydi? kesin değerdi. 180.59 metre. Şimdi bunu hesaplayıp işlemi sakın geçmeyin. Yani sonucunu sakın yazmayın. Çünkü dikkat ederseniz burada santimetre birimini kullanmışken burada metre uzunluk birimini kullanmış. O zaman haliyle işlemimiz yanlış olur. Peki ne yapacağız? Burada yapacağımız şey metreyi santimetre çevirmek. Veya santimetre metre çevirmek zaten bunlar birimler birbirine götürecek ve bize çıkan sonuç 1 bölü 5472 olacak. Burayı bile bile birazcık uzattım. Burada anlaşılması lazım. Burada hata yapılmaması lazım. Çünkü çok hata yapılan bir nokta dikkat edin. Relatif hatayı da bulduğumuza göre şöyle işaretleyebilirim. Peki muhtemel hata neydi? Muhtemel hatayı biraz önce tanımını yapmıştık. Bir daha yapalım. Hesaplanabilmesi için bu hatanın mutlak değerlerine göre sıralıyordum. Tekse ortadakine, çiftse ortadaki iki sayının ortalamasını alıyordum. E şimdi burada çift 10 tane sayı var. O zaman ortadaki iki sayının ortalamasını alacağız. Ve bunlar ne? Şu sayılar mutlak değerlerine göre dediğimizi dikkat edin. 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Zaten şuradan şöyle, 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 şöyle götürürüz. Bu 3 tane sayı var. Burada 9 yazmışız. Yanlış oldu. 3 bir tane daha fazla var. Bakın böyle götürüyoruz. Sondan baştan, sondan baştan, sondan baştan, sondan baştan 2 tane sayı kaldı. 3 ile 3'ün ortalaması 3 olacağı için muhtemel hatam da 3 oldu. Soru çok güzel bir soruydu. Diğer bir videoda görüşmek